Bu toplum ne başına geldiyse okumamaktan geldi ve öğrenememekten geldi. O nedenle kitap nerede varsa orayı hepimizin hep birlikte koşması lazım. 1980 yılında Çorum'da meydana gelen olayların romanını yazan Çorumlu şair yazar Cevat Turan, Edirne'de katıldığı kitap fuarında Unutmalar Şehri isimli kitabını imzaladı. Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen kitap fuarının son gününde okurlarıyla buluşan Turan, Edirne'nin Türkiye'nin aydınlık yüzü olduğunu ifade etti. Kitap fuarlarının daha çok öne çıkması gerektiğinin altını çizen şair yazar Cevat Turan, toplumun daha çok okuması, öğrenmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'de okuma yazma ile ilgili, kitapla ilgili, kitabın silahla ölçüldüğü bir gündemi yaşıyoruz bugünlerde. O nedenle buna inat olsun diye her gün daha fazla kitapla ilgili gündemleri yaratmak lazım. Kitap fuarlarını daha çok fazla öne çıkartmak lazım. Bu toplum ne başına geldiyse okumamaktan geldi ve öğrenememekten geldi. O nedenle kitap nerede varsa orayı hepimizin hep birlikte koşması lazım. Bu tür organizasyonları yapanlara da, emeği geçenlere de sonsuz teşekkür ediyorum kitapla ilgili. Unutmalar Şehri isimli kitabının Çorum olaylarını anlatan bir kitap olduğunu belirten Turan, sağ-sol çatışmalarıyla, mezhep çatışmalarıyla nereye götürüldüğünün anlatıldığını söyledi. Bu kitap Unutmalar Şehri, Çorum olaylarını anlatan bir kitap. Bir dönemi anlatıyor. 1980 yılının Mayıs ile 12 Eylül arasındaki süreci anlatıyor. Bir darbelere nasıl Türkiye'nin sürüklendiğini, nasıl sağ-sol çatışmasıyla ve suni bir şekilde yaratılan mezhep çatışmalarıyla nereye götürüldüğümüzü anlatıyor. Şimdi bunu daha iyi görüyoruz ki Türkiye'nin bugün içinde bulunmuş olduğu karanlık bir dönemi yaşıyoruz biz bugün. Biz bugün öyle değerlendiriyorum. Bu karanlık dönemlere 12 Eylül'lerin sebebiyet verdiğini görüyoruz. Bizi bugüne kadar getiren bu darbeler tuzağının bugün neticelerini hem biz yaşıyoruz hem bizden sonraki nesiller de yaşayacaklardır. O nedenle Unutmalar Şehri kitabı yakın dönem tarihine ışık tutan bir kitap. Özellikle o dönemi yaşamayan nesillerin okuması gereken, Türkiye'nin başına ne tür çoraplar örüldüğüyle ilgili, yabancı iç ve dış güçlerle birlikte, onların taşeronlarıyla birlikte başımıza neler getirildiğinin göstergelerini o kitapta göreceklerdir. Bunu ben bütün belgeleriyle inceleyerek ve tanıklarını dinleyerek, mekanlarını gezerek yazdım kitabı. Zaten ben de oralıyım. O nedenle orada neler yaşandığını gayet iyi bilen birisiyim. Gelecek nesillere ciddi bir ışık tutacağını değerlendiriyorum. Umarım bundan nesillerimiz yararlanırlar.